Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere cep telefonum ile çekmiş olduğum videoları düzenlediğim programı tanıtacağım. Bildiğiniz üzere bir herhangi bir kameram e, veya laptop ya da bilgisayar olmadan sadece cep telefonum ile çekimler yapıyorum ve e, videoları cep telefonumda düzenleyip YouTube'a o şekilde aktarıyorum. Şimdi e, bu videoyu çekmemdeki amaç ben e, uzun araştırmalarım sonucu bu programı keşfettim. Şimdi ücretsiz ve çok fazla şey sunan sadece bu size göstermiş olduğum program var. Haricinde birçok tabii ki alternatifi daha fazla özellik sunan e, alternatif programlar var. Ancak bu arkadaşlar yıllık ya da aylık ya da e, tek seferlik satın alma istiyor. Yani abonelik almanızı istiyor sizden. Ben size tamamen ücretsiz Ücretsiz sürümünde birçok şeyden yararlanabileceğiniz bu programı tanıtmak istiyorum. Bundan dolayı böyle bir video çekme gereksinimi duydum arkadaşlar. Programın adı YouCut. Android ve iOS sürümü mevcut. Şu anda size göstermiş olduğum iOS sürümü. Şimdi arkadaşlar tanıtıma geçelim. İlk önce proje oluşturmam gerekiyor. Artıya tıklıyorum ve buradan bir YouTube introsu seçiyorum. Daha sonra ileriye tıklıyorum. YouTube introsunu içeriye aktardım. Artıya tıklıyorum. Fotoğraf seçeceğim birkaç tane fotoğraf, örnek fotoğraf çekmiştim sizler için. Tıklıyorum ve YouTube intro'mu seçeceğim şimdi de. Video bölümünde. Evet, şu anda gerekli dosyalarımı seçmiş bulunmaktayım. İlk önce dosyalar üzerinde neler yapabiliyoruz? Bunlardan bahsetmek gerekirse örnek olarak üzerine tıkladığımda YouTube intro videomun Bakın buralarda düzenleme için bize sunduğu seçenekler mevcut. En baştan anlatarak gidecek olursak kırpma, bölme, hızın ayarlama, video sesini kapatıp açma, giriş çıkış animasyonları silebiliyorsunuz, kesebiliyorsunuz, opaklığını değiştirebiliyorsunuz, yönünü değiştirebiliyorsunuz. Geri sarılabiliyorsunuz, kopyalayıp başka bir yere atabiliyorsunuz, videoyu döndürebiliyorsunuz ya da sıralayabiliyorsunuz. Bunlar video içerisindeki seçeneklerimiz. Örnek veriyorum başladım şöyle ileriye doğru gittim ve ortasında durdurdum. Böyle dediğim zaman iki ayrı video olacak şekilde bölüyor. Buraya tıkladığımda hızını atıyorum 2x yaptığımda burayı 2x hızda geçiyor burayı normal hızında geçiyor. Buradan e, filtre ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Mesela siyah beyaz yapmak istedim burayı seçtim seçmiş olduğum video. Bakın burası renkli, burası siyah beyaz olmuş oldu. Devam ediyorum anlatmaya. Animasyon ekleyelim. Mesela giriş animasyonu ve çıkış animasyonu olsun. Tekrardan sonra videoyu başa sardıralım. Bakın sadece bu video için seçmiş olduğum giriş animasyonu ve çıkış animasyonu mevcuttu. Görmüş olduğunuz üzere. Diğer seçenekleri de bu şekilde kullanabilirsiniz. Onun haricinde e, diyelim ki videoya bir yazı eklemek istiyorum arkadaşlar. E, herhangi bir yerine ya da herhangi bir yerine müzik filtre efekt eklemek istiyorum, çıkartma eklemek istiyorum ya da videonun içerisine küçük bir şöyle şuraya ya da şuraya bir fotoğraf eklemek istiyorum. Yine bunları da e, buralardan yapabiliyorum. Örnek olarak mesela müzik tıkladığımız zaman herhangi bir yeri seçiyorum, kullan diyorum. Tamam diyorum bakın aynı bilgisayarda düzenlenmiş olan videolar gibi buraya katmanlar atıyor. Mesela bakın birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman bu bu şekilde devam ediyor. Mesela şu anda müziğimi ekledim ben. Sesi kısık olduğu için duyamayabilirsiniz. Şu anda müziğim çalıyor arkadaşlar. Diyelim ki metin eklemek istiyorum. Yazıyorum merhaba. Yazamadım tıklıyorum buradan e, boyutunu büyütüp küçültebilirsiniz döndürebilirsiniz şöyle de yerleşim yapabiliriz yerleşimini yapabilirsiniz şu şekilde mesela sağ üst köşeye koydum bakın burada da yazının katmanı geldi şu anda başlangıç süresini ve bitiş süresini burada seçebiliyorum yine e, yazının üstüne tıkladığım zaman animasyonu seçebiliyorum mesela animasyona giriş çıkış yapsın kendisi bakalım bakın animasyonla giriş yaptı ve tekrardan animasyonla çıkış yaptı İşte buradan işte yazı tipini değiştirebilirim ardından işte rengini değiştirebilirim mesela bakın burada farklı farklı renkler var bu şekilde bunları yapabiliyorum farklı bir konu olarak çıkartma eklemek istediğimizde bakın buradaki herhangi çıkartmaları buraya ekleyebiliriz Mesela şu arkadaş ekleyelim şu şekilde. Şuraya şöyle büyütelim hatta. Büyütebiliyor muyuz? Durun bir saniye. Şöyle. Nasıl şey yapamadım tam. Büyüyecek de. Neyse şöyle koydum buraya işte. Tıkladığım zaman bakın bunu bu, bunun içinde yine ayrı bir katman oluştu gördüğünüz üzere. Bu şekilde de mesela videonun içerisinde de kaydırabiliyorum. Böyle başlangıçta da bitiş noktasını değiştirebiliyorum. Bakın hop buraya geldi. Süre bitince de gidecek yere ve gitti. Evet arkadaşlar anlatmaya devam edecek olursak, mesela resim içinde resim olarak şuraya tıkladığımız zaman, e, buradan bir fotoğraf seçtiğimizde bu arkadaşı küçük bir resim olarak bakın bu şekilde buraya koyabiliyorum, şuraya koyabiliyorum, şuraya yerleştirebiliyorum. Herhangi bir yere bunu ekleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde animasyon olarak işte giriş ve çıkışını değiştirebilirsiniz. E ardından karıştırdığınız zaman opaklığına bakın böyle ayarlayabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz yani bayağı bir e, size seçenek sunuyor burada. E, operasyon yapabilmeniz için. Devam ediyorum mesela şöyle çekeyim şuraya oynatayım. Bakın mesela resim geldi ve geri gidiyor. Evet arkadaşlar varsayalım ki bütün operasyonları tamamladınız. Bütün editlemelerinizi yaptınız. Her yere işte isimleri, fotoğraflarınızı, filigranınızı hep, her şeyi hepsini koydunuz. Daha sonra kaydet kısmına geleceğiz. Ee, yine tabii ki diğer programlardan farkını ortaya koyuyor bu program. Ee, mesela diğerleri eğer bir prosürümü almadıysanız ya da para ödemediyseniz düşük kalitede sizin videonuzu dışarı aktarmanızı sadece olanak görüyor. Ancak buna tıkladığınızda ee, videonun çözünürlüğü eğer işte mesela 1080p çektiyseniz 1080p 4k video çektiyseniz de 4k e, olarak kaydedebiliyorsunuz. Bakın burada da kare hızları var 30 fps, 50 ya da 60 fps e, kayıt yapabiliyorsunuz. Bu şekilde de yüksek kaliteli bir şekilde de, e, videonuzu dışarı aktarıp ondan sonra da YouTube'a atabiliyorsunuz. E, buradaki işlem süresi telefonunuzun hızına bağlı olarak yavaş orta ya da hızlı bir şekilde telefonunuzun işlemcisindeki o şeyleri hani nasıl derler iyi bir telefonunuz varsa kısa sürede dışarıya export edecektir videoyu bu şekilde hiçbir şekilde para ödemeden kolay ve rahat bir şekilde videolarınızı düzenleyip e, herhangi bir yanınızda bir bilgisayar ya da tablet taşımanıza da gerek kalmadan sadece bir powerbank ile önce videonuzu çekip düzenleyip daha sonra da youtube'a atabilirsiniz e, ben bu şekilde videolarımı çekiyorum ve atıyorum e, gayet de kullanışlı güzel bir uygulama e, sizlerin de bunu tercih etmenizi öneririm açıkçası. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.